Songuç Akademi'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz çünkü birinci dönemin ikinci yazılı kampına başlamış olduk. Çok heyecanlıyız. Her yazılı döneminde böyle bir heyecanlanıyoruz ama asla strese girmiyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar tabii ki biz sizler için çok güzel yazılıya hazırlık provası hazırladık. Burada ne yapacağız? Öğretmenlerimizden aldığımız tüyolarla sizlere yazılıda çıkabilecek sorulardan bir prova hazırladık. Öncesinde bilmeniz gerekenler var tabii ki. Öğrenci notlarını paylaşacağız. Sonrasında yazılı provamıza başlayacağız. Hadi bakalım şimdiden güzel ve dolu dolu bir ders olsun diyelim. Bismillah diyelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar, bu sınavda ikinci ünitemizden sorumluyuz. Neden? Çünkü biliyorsunuz birinci üniteden başladık. Bilgi ve inanç ünitesiydi. Birinci yazılıda o konuda sorular gelmişti. O üniteden sorular gelmişti. Bu ünitemiz, yani ikinci ünitemiz din ve İslam ünitesi arkadaşlar. Ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bazı öğretmenlerimiz birinci üniteden de soru sorabiliyor. O yüzden sözlü olarak şöyle birinci üniteyi de hatırlatmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar biliyorsunuz din, kültür ve ahlak bilgisi dersimizin birinci ünitesinde bilgi ve inanç konusu vardı. Bilgi ve inançta önce bilginin tanımını yapmıştık. Ne demiştik? İnsanın aklıyla işte gözlem yapıp gözlem yaptıktan sonra deney sonucu elde ettiği ürüne bilgi diyorduk. Daha sonra bilginin farklı açıklamalarını görmüştük. İşte çeşitleri vardı. Gündelik bilgi, felsefi bilgi, teknik bilgi gibi, dini bilgi, sanatsal bilgi gibi bilimsel bilgi şeklinde bilgi türleri vardı. Ardından İslam'ın bilgiye bakış açısını ele almıştık. İslam'a göre bilgi, ilim ve marifet kavramlarıyla ifade ediliyordu. Ve burada her şeyi bilen Allah'ın ismini öğrenmiştik. Ne demekti? Alim, Allah'ın isimlerinden de arkadaşlar. Ve onun bilgisi sınırsızdı demiştik. Daha sonra İslam'a göre doğru bilgi kaynaklarını ele almıştık. Bunlar nelerdi? Doğru bilgi kaynakları: selim akıl, sadık haber ve salim duyulardı. Selim akıl, kendisinde eksik kusur bulunmaktadır. Akıldı. Yaratılıştaki saflığı koruyan akıldı. Sadık haber ise mütevatir haber ve hadisler, yani sünnet olarak ikiye ayrılıyordu. Yani bir topluluğun, yani yalan üzere birleşmesi mümkün olmayan bir topluluğun aktardığı habere mütevatir haber deniliyordu. Yani nesilden nesile aktarılan haberdi. Hatta Kur'an-ı Kerim mütevatir haber yoluyla aktarılmış bir haberdir diyoruz değil mi? Çünkü topluluktan topluluğa değişmeden aktarılmıştı. Mütevatir haberde önemli olan aktaran sayısının düşmemesi, yani sayının azalmaması şarttı. Sonrasında mütevatir haberde ne vardı? Vahiy vardı. Yani ilahi mesajların tümü, aynı zamanda peygamber sözleri, peygamberlerin sözleri, yani mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, sünnetleri mütevatir haber yoluyla ulaşmıştır. Üçüncü kaynağımız ise sadık haber, salim duyulardı arkadaşlar. Üçüncü haber, salim duyularda ne vardı? Kendisinde bir eksik kusur bulunmayan, ortamdan etkilenmeyen duyular, bunun içine görme girer, işitme girer değil mi? Dokunma gibi, bunlarda eksik kusur bulunmayacak. Haberi aktaran kişinin duyu organları sağlam olacaktı. Evet arkadaşlar, yine birinci ünitede özellikle işte Mülk suresinden ve İsra suresinden bazı ayetleri konuşmuştuk. İnsanın duyu organlarından, yani bu duyu organlarından değil de sadece bütün bilgi edinme kaynaklarından sorumlu olduğunu, ahirette Allah'ın bunları da hesaba çekeceğini konuşmuştuk. Ve zanna göre hareket edilmemesi gerektiğini ele almıştık. Zan ne demekti? Kesin olmayan bilgiye zan deniliyordu. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci ünitemize. İkinci ünitemizde bol bol dini konuştuk. Aslında birinci ünitemizle ilişkili çok fazla kavram vardı. Hatırlarsanız şöyle iman, İslam kavramları vardı. Ama bu ünitede bol bol insan ve din kavramı üzerinde durduk. Hadi bakalım başlayalım. Bu ünitede nelerden sorumluymuşuz? Öncelikle konuya nasıl giriş yaptık? Dinin tanımı ve kaynağı dedik. Şu tanımı yıldız atıyorum. Çok önemli arkadaşlar. Çünkü sorularda muhakkak bu tanım gelecek. Dinin birçok anlamı yapılmıştı. Hatta birçok İslam alimi bile dini farklı farklı yorumlamıştı. Ama hepsinin ortak bir tanımı vardı. Din, akıl sahiplerini dünya ve ahiret mutluluğu için iyiye yönlendiren ilahi kurallar bütünüdür. Bu tanım fikstir. Yani
Zaten birçok alimin yaptığı tanıma da ortak tanımı akıl sahiplerine hitap etmesi, dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlaması, aynı zamanda ilahi kurallar bütün olması. Allah-u Teala dini insanlar için göndermiştir. Niçin göndermiştir? Yani muhatabı insan. Amacı ne gönderilmesinin amacı? Dünya ve ahirette mutlu kılmak. Yani dinin kuralları, Allah'ın belirlemiş olduğu kanunlar, insanların toplum olarak da mutlu ve huzurlu olmasını amaçlar, aynı zamanda ahirette de mutluluğu elde etmesini amaçlar. Zaten arkadaşlar, Allah-u Teala yani sadece diyelim ki zekatı emretmek için emretmemiş. Zekat aynı zamanda toplumsal kaynaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, empati duygusunu geliştiren bir ibadettir. Yani biz bunu yaptığımızda hem toplumsal olarak kendimize bir katkıda bulunuyoruz, hem de Allah'ın emrini yerine getirerek onun da rızasını kazanmış, ahiretimizi de kurtarmış oluyoruz inşallah. Yani Allah'ın koyduğu kanunlar beni hem dünyada hem de ahirette mutlu kılıyor. Sonrasında iyiye yönlendiren demiş. İyiye yönlendiren, biliyorsunuz ki din insanın iyilik yönünü güçlendirmesini ister. Yani iyilik yapmaya yönlendirir. Ve ilahi kurallar bütünüdür der. Din ilahi kaynaklı olmalıdır. Yani dinin dayanağı Allah, dolayısıyla vahidir. Bunun devamında iki tane kavram gördük arkadaşlar. İki tane kavram gördük ama şöyle dinle alakalı ona bağlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu iki kavram mutlaka sınavlarda çıkacaktır. Buraya çok dikkat etmeni istiyorum. Uluhiyet ve ubudiyet. Uluhiyet ne demekti arkadaşlar? İlahlık, tanrılık, ibadet edilen varlık ve mabut demek. Mabetten geliyor. Bu hepsi aynı anlamdan türüyor zaten. Mabut, kendisine ibadet edilen. Mabet, ibadet etme yeri, tamam mı? İslam'a göre uluhiyet makamı kime aittir? Sadece ve sadece Allah'a aittir. Şu iki kavram önemli. Ubudiyet ise arkadaşlar kulluk, ibadetten geliyor da, kulluk, itaat, boyun eğme, ibadet etme, Allah'ın rızasını elde edebilmek için onun emirlerini içtenlikle yerine getirip yasaklardan kaçmaya ubudiyet deniliyor. Yani kulluk diyoruz. Bu şekilde kodluyoruz. Uluhiyeti nereden aklımıza geleceğiz? Ulu, yüce diye aklımızda tutacağız. Ubudiyeti de ibadetten, yani kim ibadet eder? İnsan ibadet eder, kul ibadet eder. Oradan aklımıza kodluyoruz. Gelelim şimdi Kur'an-ı Kerim'de din kelimesine. Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi 92 yerde geçer arkadaşlar. 92 yerde geçer ama hep aynı anlamda geçmez. Yani Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi farklı farklı anlam gruplarında kullanılmıştır. Mesela hesap, kıyamet, ceza, mükafat ve itaat anlamlarında kullanılmıştır. Fatiha suresinde ne diyor? Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi, Allah'tan bahsediyor. Din gününün sahibisin diyor. Din günü nedir burada kullanılan anlam? Yani ahiret gününün, yani hesap gününün sahibi Allah anlamında kullanılıyor. Ardından din kelimesini konuşurken şunu dedik. Allah-u Teala Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar pek çok peygamber göndermiştir ve bu peygamberlerin ilettikleri mesajların hepsi ortaktı. Hepsi bir şeye dayanıyordu. Neye dayanıyordu? Tevhid ilkesine dayanıyordu. Tevhid ne demekti? Allah'ı birlemek ve teklemek. Yani onun bir ve tek olduğuna inanmak, ondan başka varlıklara tapmamak anlamına geliyordu. Yani Hazreti Adem de tevhid ilkesini vurgulamıştı insanlara. Allah'a ortak koşmamayı anlatmıştı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylemişti. Dolayısıyla hepsi İslam peygamberidir. Neden peki? İslam teslim olma, selamette olma, emniyette olma gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Genel anlamda Allah'ın emirlerine itaat etme, teslim olma, ona boyun eğmek gibi anlamlara gelir. Yani Hazreti Adem ve onun kavmi ya da Hazreti Musa ve onun kavminden Allah'a iman edenler de Müslüman oluyor dolayısıyla, bu genel anlamda arkadaşlar. Ama özel anlamda İslam dediğimizde şu anda kime sorsanız aklına ilk olarak ne gelecektir? Son hak din gelecektir. Evet, doğru, haklılar, çünkü son gönderilen din İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. Sizin için hak olarak İslam'ı seçtim, din olarak İslam'ı seçtim diyor Allah-u Teala. İşte özel anlamda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 610 yılında Peygamber Efendimiz'e Hira Nur mağarasında, Nur Dağı'nda bulunan Hira mağarasında tebliğ edilen dinin adı
İslam'dır arkadaşlar ve son dindir. Vahiy kavramını da yine bu ünitede oldukça çok bahsettik. Vahiy ne demekti? Allah'ın peygamberlerine ilettiği ilahi mesajlara deniliyor. Yani ilahi mesaj vahiydir. Ve din vahiy kaynaklı olmalıdır. Vahiy kaynaklı olmayan bir din, din değildir zaten. Buna ne diyoruz? İnanç diyoruz. Yani insanların ortaya attığı görüşlere inanç diyoruz. Gelelim insanın doğası ve din. Burada da İnsanı ve dini ele aldık arkadaşlar. En başta şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki din insan için gönderilmiştir. Ben mutlaka bu soruyu yöneltiyorum. Din mi insan için, insan mı din için gönderilmiştir diye. Sizler de bunun üzerinde bir düşünün isterseniz. Arkadaşlar Allah önce insanı yaratıyor, sonra ona din gönderiyor. Yani dünyada ve ahirette mutlu olmasını istediği için din gönderiyor, kurallar belirliyor. İnsanın doğuştan itibaren bazı ihtiyaçları vardır. Hatta bu ihtiyaçlar daha doğmadan anne karnındayken başlıyor değil mi? Mesela maddi ihtiyaçları vardır. Beslenme, barınma gibi ihtiyaçları vardır. İşte yeme içme, sonra giyeceğe ihtiyacı vardır. Uyumaya ihtiyacı vardır bedeninin değil mi? Dinlenmeye ihtiyacı vardır. Manevi ihtiyaçlarında sevme, sevilme, güvenme, bağlanma gibi ihtiyaçları vardır. Yani insan maddi ve manevi yönü olan bir varlıktır. Bedenin ihtiyaçlarını maddi olarak sıralıyoruz. Ruhun ihtiyaçlarını ise manevi olarak gruplandırıyoruz. İnsanı iki yönünü ele aldığımızda onun manevi ihtiyaçlarına da cevap veren kimdir? Allah'tır. Yani bizim maddi ihtiyaçlarımıza bize gönderdiği rızıklarla tatmin eden Allah, manevi yönümüzü de gönderdiği dinle besliyor, dinle bu ihtiyacı karşılıyor. İnsanın yaratılıştan itibaren sahip olduğu bir duygu var. Bu duygu inanma duygusu, iman etme duygusu arkadaşlar. Yani yüce bir varlığa inanma, bağlanma, ona teslim olma, ona itaat etme duygusuyla dünyaya geliriz hepimiz. Allah'ın fıtratı değişmezdir. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayettir. Yani Hazreti Adem'den bu yana Allah-u Teala yarattığı bütün insanları aynı fıtratta yaratır. Doğan her insan diyor Peygamber Efendimiz fıtrat üzerine doğar. Fıtrat ne demekti? Allah'ın gereği gibi bilme, ona inanma duygusuyla doğmak. Yani buna fıtrat diyoruz. Buraya da yine yıldız atıyorum. Önemli. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanın fıtratına en uygun haniflik olduğunu söylüyor. Haniflik ne demek? Gerçeğe dönmek, batıldan yüz çevirmek, yalnızca bir olan Allah'a iman etmektir. Haniflik Hazreti İbrahim'in dini içinde kullanılır arkadaşlar. Bunu hanefilik olarak karıştırmayın. Haniflik ve hanefilik farklıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim için o haniflerdendi diye bahsedilir. Aynı zamanda ona iman edenlere de hanif deniliyordu. Hanifler ne yaparlar? Putlara tapmayan, Allah'a iman eden ve çeşitli şekilde ona ibadet eden insanlara deniliyordu. Fıtratta dediğim gibi Allah'ın birliğine ve tekliğine inanmak fıtratımızda varken şirk ise bunun tam tersidir. Yani şirk Allah'a ortak koşmaktır. Hanifliğin zıttı, yine tevhidin zıttı olarak da ifade edebiliriz. İman ve İslam ilişkisine gelelim. İman ne demek? Tasdik etmek, onaylamak demek. Yani gönülden kabul etmek anlamına geliyor. İman edene ise mümin deniliyor arkadaşlar. Yani Allah'ın melekleri, kitapları, peygamberleri, ahiret gününü ve kader ve kazayı, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanan kişi mümin sayılıyor. İslam ise kelime anlamı bakın SLM'den geliyor. Teslimiyet demek. Teslimiyet yine itaat, boyun eğmek gibi anlamlara geliyor. Yani iman ettikten sonra teslim olmak. Neye? Emirlere ve yasaklara teslim olmak. İman ve İslam'ın şartları tabii ki karşımıza çıkıyor burada. İmanın şartları, İslam inanç esasları diye adlandırılan esaslar 6 tanedir. İslam'ın şartları ise 5 tanedir arkadaşlar. Yani iman ettikten sonra sizlerin bu İslam'ın şartlarını yerine getirmeniz beklenir. Nedir? Kelime-i şehadet getirmek. Yani kalpte olan imanı dil ile ikrar etmek, açığa vurmak demektir. Ardından ne geliyor? Namaz kılmak, 5 vakit namaz, Ramazan orucu tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diye 5 tane saydık. Evet, Müslüman kime deniliyor? İlahi emirlere uygun yaşayana deniliyor arkadaşlar.
Evet, şimdi burada İslam inanç esaslarının özelliklerini ele alacağız. İslam inanç esaslarının özelliklerini konuşurken kaç tane olduğunu söylemiştik? 6 tanedir demiştik. Hepsi sadedir, açıktır ve anlaşılabilirdir. Yani Allah'a inanmak, Allah'ın birliğine ve tekliğine inanmak dediğimizde ne anlaşılıyor? Yani onun eşi ve benzeri olmadığına inanmaktır. Sonra ne geliyor? Meleklere inanmak. Yani Allah'ın çeşitli görevler için yarattığı varlıklar olduğuna inanmak. Aynı zamanda onların mesajları ilettiğine, yani Cebrail aleyhisselam bir melektir, peygamberlere mesajı iletir. Kitaplara inanmak, Allah'ın bizlere kitap yoluyla, yani vahiy yoluyla bizlere mesajlarını ilettiğini, peygamberlerine ilettiğini inanmak. Ardından peygamberlere inanmak geliyor. Kader ve kazayı, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak ve öldükten sonra yeniden dirilişe, yani ahiret gününe inanmak. Hepsi dogmatik değildir. Tercihe dayalıdır ve bir bütündür. Yani bu 6 tanesinin içerisinden bir tanesini bile inkar etse kişi iman etmiş sayılmıyor. Hepsi bir bütündür. Akıllı ergenliğe ulaşmış her insana sorumluluğu en başta Allah'ı tanımaktır. Allah'a, meleklerine, kitaplara, kazaya, kader ve kazaya, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmek İslam inanç esaslarıdır. Esma-i Hüsna ne demekti? Allah'ın isimleri ve onun sıfatlarına deniliyordu. En güzel isimler demekti. Allah'ın zati ve subuti sıfatları vardı. Zati ve subuti sıfatlar nelerdi? Zati sıfatlar sadece onda bulunan, subuti sıfatlar ise diğer varlıklarda da sınırlı veya geçici olarak bulunan sıfatları deniliyordu. Bu sıfatları mutlaka tekrar edelim. Evet, bir de arkadaşlar bu konuda ne vardı? İcmali iman ve tafsili iman konusu da vardı. Oraya da mutlaka dikkat edelim. İcmali iman ne demekti? Toptan iman etmek. Tafsili iman ise detaylı bir şekilde neye inanacağını, neleri bilmesi gerektiğine tek tek iman etme, tafsili iman deniliyordu. Nisa suresinde arkadaşlar Allah-u Teala Allah'a, peygamberine, peygambere indirilen kitaba ve Allah'ın daha önce gönderdiği kitaplara iman edilmesi isteniyor. Kim Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur diyerek Allah-u Teala iman esaslarını, yani inanılması gereken esasları bildiriyor. İman etmeyenlerin düşeceği vahim durum, yani derin bir sapıklık olduğundan bahsediyor. İslam inanç esaslarının ifade edildiği ki Arapça metin neydi arkadaşlar? Amentü. Amentü ne demekti? İnandım demekti. Amentü sorusunun aslında bir sorunun cevabı olarak ortaya çıkıyor. Bir gün Cebrail aleyhisselam geliyor ve Peygamber Efendimiz'e bazı sorular soruyor. İşte İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir gibi sorular soruyor. Peygamber Efendimiz ona iman nedir sorusuna şöyle cevap veriyor. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun diyor. Devamında kelime-i şehadet getiriyoruz hatta. İşte bu inanılması gereken esasların olduğu bir Arapça metin. Evet arkadaşlar, şimdi bu konuları tekrar ettik. Lütfen ama lütfen özellikle bakın şuraya, şöyle aslında şu kısma, bu kısma dikkat çekmek istiyorum. Yani dinin ve uluhiyet, ubudiyet kavramlarına, Kur'an-ı Kerim'de din kavramlarına, hangi anlamlarda geçtiğine, insan doğası ve din. Yani şu iki başlığa çok ama çok dikkat etmenizi istiyorum. Lütfen hatta bu kavramları ezberlemek için, başlıkları ezberlemek için SS alabilirsiniz. Yani ekran resmi alabilirsiniz. Bu şekilde sınava daha rahat hazırlanırsınız. Şimdi notlarımız tamamlandı. Yani bu sınavda buralardan sorumluyuz. Arkadaşlar ben size bir de yazılı notlarımdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bizim yazılı notlarımız var. Çok kompakt bir şekilde hazırlanmış. Yani derslerimizle ilgili yazılıda çıkabilecek konulardan şöyle kısa kısa özetlerimiz var. Birinci ve ikinci yazılılar için de dahil. Lütfen şu kitabı edinin. Yani boyu da mükemmel, hemen çantaya atmalık ve arada hemen sınavdan önce şöyle bir bakmalık ki zaten biliyorsunuz edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin hepsi yer alıyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda din kültüründe buna dahil edeceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle provamızı da yaptıysak, konu tekrarımızı yaptıysak gelelim şimdi yazılımıza arkadaşlar. Kendimizi yazılda gibi hissedeceğiz ve ne yapacağız? Soruları lütfen siz de benimle birlikte çözmeye çalışın. Arada ben size öğretmenim mutlaka buradan sorabilir diye vurgu yapacağım.
Evet, zorlama olmayan İslam inanç esaslarında hür irade, yani özgür irade ve tercih esastır. Yani sizin kendi isteğinizde, kendi tercihinizde bunları kabul etmeniz gerekiyor. Hiçbir kimse silah zoruyla ya da tehditle, baskı altında size iman ettiremez. Dilinizle iman ettiğinizi söyleseniz bile kalbinizle iman etmediğiniz sürece, tasdik etmediğiniz sürece tam iman etmiş sayılmazsınız. İslam inanç esaslarında ebedi kurtuluş için korku ve ümit arasındaki hayat tavsiyesinde olduğu gibi ne önemlidir? Denge önemlidir arkadaşlar. Evet, denge önemlidir. İslam nokta nokta zamana, mekana ve topluma göre değişmez arkadaşlar. İslam inanç esasları değişmez. Yani Peygamber Efendimiz döneminde de inanç esasları aynıydı. Günümüzde de aynı. Bunlar üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Çünkü inançla ilgili, yani temelle ilgili olduğu için. İslam inanç esasları nokta nokta değildir. Bu esaslar hakkında temellendirme, açıklama ve yorumlama yapılabilir. Ne değildir? Dogmatik değildir tabii ki. Dogmatik değildir. Yani hakkında hiç konuşulamaz, hiçbir yorumda bulunamaz diye bir kural yok. İman esasları nokta nokta insanlar tarafından anlaşılabilecek seviyede sade ve açıktır. Nasıl insanlar? Aklı selim insanlar. Yani aklı kusurlu olmayan, sağlam olan insanlar tarafından anlaşılabilir. İslam inanç esasları nokta nokta olup aralarında tercih yapılamaz. Hepsine inanmak gerekir. Nedir? Bir bütündür bunlar, değil mi? Evet, bütündür. Hiçbirini bile çıkaramayız. Bütün diyelim, şöyle bütün. İslam inanç esasları nokta nokta uygundur. Neye uygundur? Fıtrata uygundur. Yani bütün insanlar bu esasları kabul edebilecek yaratılışa sahiptir. Evet, şimdi ne diyorum? Hoca %100 sorar diyorum. Neden? Çünkü bu tanıma yıldız atmıştım, hatırlarsanız. Çok ama çok önemli demiştim. Hadi bakalım sorumuz neymiş? Peygamberler aracılığıyla gönderilen akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünü. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A. Din, B. Ahlak, C. İlahiyat, D. İbadet, E. İslam. Tabii ki arkadaşlar ne olacak? Dinin tanımı olacak. Ahlak değil. Eğer dürüstlük, güzellikten bahsetseydi, güvenilir olmaktan bahsetseydi olurdu. İlahiyat da değil. İlahiyat din bilgisinin detaylı bir şekilde verildiği fakültenin ismi. İbadet de değil. İslam da zaten anlamını biliyoruz. Teslim olmak gibi anlamlara geliyordu. Evet, burada ayetlerimiz var arkadaşlar. Ey Resul, kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerin hali seni üzmesin. Maide suresi. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Bu ayetlerde söz edilen kişi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada ne diyor? Kalpleri iman etmediği halde. Burada da inanmadıkları halde dilleriyle inandık diyenlerden bahsediyorum. Kalbiyle inanmayana ne deniyordu? Diliyle inandığı halde kalbiyle inanmayana tabii ki münafık deniliyordu arkadaşlar. Yani iki yüzlü deniliyordu. Cevabımız D seçeneğinde görüyorum, münafık olacak. Müslüman, Allah'a teslim olan. Mümin, iman eden. Müşrik, Allah'a şirk koşan, yani Allah dışında başka varlıklara da tapan. Münafık, iki yüzlü, kalbiyle iman etmediği halde diliyle iman eden. Kafir, zaten direkt olarak Allah'ı inkar eden demektir. Evet, şimdi yine bir ayet ve bir hadisimiz var. Resulüm, sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratılışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler. Rum suresi. Her doğan fıtrat üzere doğar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi. Verilen ayet ve hadisin verdiği asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Allah katında dosdoğru olan din İslam'dır. Evet, bu da bahsedilmiş ama ikisinde ortak mesaj değil. İnsan inanmaya eğilimli olarak yaratılmıştır. İnsanın yaratılışı birçok aşamadan meydana gelir. Allah insanların yüzünün dine dönmesini istemektedir. Fıtrat, kişinin insan olarak sahip olduğu özelliklerin tümüdür denilmiş. Arkadaşlar burada ne olacak? Burada da
Allah'ın yaratışında değişimi olmadığından ve insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevirmek gerektiğinden bahsediyor. Sonra burada yine fıtrat kelimesini kullanıyor. Fıtrat ne demek diye? Allah'ın insanları kendisine inanabilecek yetenekte, kabiliyette, özellikle yaratmasına. Dolayısıyla insan inanmaya eğilimli olarak yaratılmıştır. Ortak asıl mesajı olacak. Cevabımız B seçeneği. Evet, gelelim diğer sorumuza. Hazreti İbrahim kavmine şöyle seslendi. Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana doğruya yönelerek çevirdim. Ben ortak koşanlardan değilim. Bu ayetlerde Hazreti İbrahim inanç konusunda kavminin hangi tutumuna karşı çıkmaktadır? A. Şirk, B. Riya, C. Fısk, D. Nifak, E. Küfür. Arkadaşlar burada ortak koşmaktan bahsetti değil mi? Yani Allah dışında başka varlıklara da tapmak. Dolayısıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Ben doğruya yöneldim. Yani kendisi hanif olduğunu söylüyor ve ortak koşanlardan değilim diyor. Ortak koşanlar kimlerdi? Müşrikler, yani şirk koşanlar. Dolayısıyla cevabımız ortak koşmak şirk olacak. Şirk konusunda uyarmıştır. Riya gösteriş yapmak demek. Fısk günahkar anlamına geliyor. Günah demek. Nifak demek ayrım çıkarmak, yani bozgunculuk çıkarmak. Küfür de inkar etmek anlamına geliyor. Evet, burada tanım kavram eşleştirmesi var arkadaşlar. Buradan %100 soru gelir. Çünkü bu kavramların hepsini bu ünitede gördük. Ve lütfen çok ama çok dikkat et buraya. Evet, insanın yaratılışına uygun olarak Allah'a inanmaya yatkın halde olmasına ne deniyordu? Fıtrat deniliyordu. Şöyle yazalım. Batıldan yüz çevirip yalnız bir Allah'a yönelen, doğruya ve hakka bağlanan, gerçeğe dönen kişi demektir. Kimdi? Hanif de olacak tabii ki. Diliyle Müslüman olduğunu söyleyip kalbiyle inanmayan kişi demektir. Yani münafık olacak. Akıl sahiplerini, peygamberlerin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahi bir kanundur. Bu da din olacak arkadaşlar. Şöyle bakalım. Fıtratla başlamayanı zaten direkt olarak elememiz gerekiyor. Dolayısıyla B seçeneğini ve D seçeneğini, E seçeneğini eliyorum. Geriye ne kalıyor? Hanif olması gerekiyor. Sonrası bakıyorum, hanif ve sonra üçüncüsü münafık demiş. Doğru ve dördüncüsü din. Doğru cevabı bulduk. A seçeneği olacak. Yüce Allah'ın buyruğu olan din insanlara yön verir, onları iyi ve faydalı şeyler yapmaya yöneltir. Din hayatı düzenleyen bir nizam, kanun ve ahlak bütünü olduğundan toplumsal işleyişin her alanını düzenleyerek huzuru sağlar. Dinin ortaya koyduğu ahlak güçlü ve etkilidir. Bu ahlakın etkili olmasının sebebi o dini benimseyen kişiyi içten kuşatıcı olmasıdır. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi dinin insana, topluma kazandırdıkları arasında yer alır diye bir sorumuz var. Din öncelikle insanın iç dünyasına hitap eder demiş. Hayır. Toplumsal hayatın bazı alanları dinin buyruklarından bağımsızdır. Hayır. Burada her alanını düzenleyen dedi. Eleyelim şöyle. Dinin insanlara önerdiği ahlakın etkisi toplumsal ilişkilere bağlıdır demiş. Aslında sadece toplumsal ilişkilere değil. Onu da eleyeceğiz tabii ki. Din insanların davranışlarını olumlu yönde etkiler. Evet, burada ortaya koyduğu ahlakın çok güçlü ve etkili olduğundan bu ahlakın etkili olmasının sebebi ise dini benimseyen kişiyi içten kuşatmasından, hem içten dışa doğru bir kuşatma olmasından bahsetti. Dolayısıyla olumlu yönde bir değişten bahsetti. Din toplumda güvenin kalıcı olmasını sağlar. Asıl anlam bu değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız D seçeneği. Din insanların davranışlarını olumlu yönde etkiler olacak. Evet, geldik en sevdiğim sorulara. Arkadaşlar, hoca %100 sorar diyorum. Çünkü eşleştirme sorularımız var. Burada anlam ve kavramlarımız var. Hadi bakalım şöyle güzel bir şekilde cevaplandıralım. Sen de benimle birlikte cevaplandırmayı unutma. Başlıyorum. Allah'ın bir ve tek olduğuna ihlasla inanıp Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini kabul etmek iman olacak. Şöyle hemen alıyorum ve buraya B yazıyorum. Allah'ın başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, insanın tabiatına en uygun olan tevhid dini, Hazreti İbrahim'in yolundan gidenler haniflik olacak. Şöyle gördüm, hemen E yazıyorum. Allah'ın rızasını elde edebilmek için emirlerini içtenlikle yerine getirip yasaklarından kaçınarak kulluk etme, boyun eğme. Bu ne olacak? Tabii ki kulluk etme, boyun eğme dediğine göre G olacak. Yani ubudiyet olacak. İçtenlikle yapmaktı değil mi?
Evet. İlahlık, tanrılık, ibadet edilen varlık ve mabut, uluhiyet olacak. D seçeneğini yazıyoruz. Kur'an'da haniflikle birlikte en çok adı geçen peygamber kimdi? Hazreti İbrahim tabii ki. F yazıyoruz şöyle. İman esaslarına inanarak bunlara teslim olan kimse mümin. Eğer teslim olan kimse diyorsa mümin. Teslim olmak diyoruz arkadaşlar. İman yani kabul etmek ise iman olacak. Şöyle H yazalım mümin diye. Bütün peygamberlerin insanları çağırdıkları Allah'ın tek olduğu, işi benzeri ortağı bulunmadığı yani olmadığı inancına tevhid inancı deniliyor. C olacak. Sonuncusu Yüce Allah'ın tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneğiyle yaratması tabii ki fıtrat olacak. Onu da A olarak yazıyoruz. Evet geldik şimdi doğru yanlışı. Öğretmenler doğru yanlışı da çok seviyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Baskı ve zorlamayla dini kabul ettirmeye çalışmak dinin ilkeleri arasında yer alır. Tabii ki yanlış olacak. Baskı ve zorlamayla olmaz. İslam dinine göre akıl sağlığı yerinde olmayanlar ve bali olmayanlar dinden sorumlu değildir. Doğru, aklı selim insanlara hitap eder. Bütün peygamberler insanları tevhid inancına çağırmışlardır. Doğru. Dinin gönderiliş amacı insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Tabii ki doğru. Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlerine ulaştırmasına hadis denir. Yanlış. Ne olacak arkadaşlar? Vahiy olacak. Evet. Doğrusu vahiy olacak. Din duygusu fıtri bir özelliktir ve inanmak insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir duygudur. Doğru. Haniflik Allah'ın başlangıçtan itibaren bildirdiği insan tabiatına en uygun tevhid dinidir. Doğru. Kalbi temiz olan kimselerin dinin ortaya koyduğu ahlaki ilkelere uymasına gerek yoktur. Yanlış. Yani benim kalbim temiz. İbadet etmeme ya da işte ahlaki ilkelere uymama gerek yok diyemeyiz. İnandıktan sonra, Allah'a iman ettikten sonra bunu davranışlarımızda da göstermemiz gerekiyor. Din aynı zamanda insanın anlam arayışına ışık tutar ve sorularına cevap verir. Evet, ben niçin yaratıldım, niçin dünyaya gönderildim, öldükten sonra nereye gideceğim gibi sorularına din cevap verir. Din ilahi kaynaklı olmalıdır. Evet, ne demiştik? İlahi kaynaklı olmayanlara din denilmiyor. Evet, devam edelim. Baskı ve zorlama yoluyla bir kimsenin mümin olması İslam'ın özüne aykırıdır. Evet, kesinlikle doğru. Tevhid ve tevhid bir ve tek olmak, birlemek gibi anlamlara gelir. Evet. İslam inanç esaslarında kapalılık ve anlaşmazlık söz konusudur. Yanlış, gayet açık ve anlaşılır demiştik. İslam inanç esasları hakkında açıklama ve yorumlama yapılamaz. Yanlış, dogmatik değildir. Mümin korku ve ümit arasında Allah'ın rahmetini dilemelidir. Evet, buna denge diyorduk hatırlarsanız. Korkuyla ümit arasında olma. İnanç esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayan kimseler de mümin sayılır. Yanlış. Bir tanesini bile reddederse mümin sayılmıyordu. Ayet ve hadislerde Allah'a nispet edilen isimlere Celle Celaluhu denir. Hayır. Allah'ın isimlerine ne deniyordu arkadaşlar? Esma-i Hüsna deniliyordu. Bunu dikkat edelim, tamam mı? Yanlış diyoruz. Her insanın Allah'ın verdiği özellikler sayesinde inanç esaslarını kolaylıkla anlar. Evet, doğru olacak. Evet, şimdi arkadaşlar gelelim klasik sorularımıza, açık uçlu sorularımıza. İman nedir arkadaşlar? İnanç esaslarını, şöyle inanç esaslarını diyelim. İnanç esaslarını kalp ile tasdik etmek, onaylamak. Evet, bu kadar yeterli. İslam nedir? İslam ise itaat, boyun eğme, boyun eğmek anlamlarına geliyor. Yani son gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tebliğ edilen dinin adıdır aynı zamanda demiştik. İnsanın inanma ihtiyacını yorumlayınız. Arkadaşlar insanın inanma ihtiyacını nasıl yorumlarız? Her insan manevi olarak ihtiyaçları vardır. Manevi ihtiyaçlarına diyelim. Din cevap verir. Diyelim şöyle bir cümle yeterli. Evet arkadaşlar, yazılı provamızın sonuna geldik. Şimdi ödüllü sorumuzu da vereceğim. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Yazılı takvimimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Din kelimesi Kur'an'da kaç yerde geçmektedir? Bu arada sınavdan aldığınız notları daha sonra gelip şöyle yorumlar kısmına yazarsanız çok seviniriz. Biz tek tek o yorumları okuyoruz ve ben çok mutlu oluyorum notlarınızı gördükçe. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.